aranın ardından birlikteyiz başlayacağız hızlıca. E tabi yeni hafta da başlayacak. 19. haftanın hakemleri belli oldu. Biz de gelin hep birlikte bir atanan hakemlere göz atalım. Cumartesi günü oynanacak maçlarda Kasımpaşa Altay maçıyla başlayacak hafta bu mücadelenin hakemi Tugay Kağan Numanoğlu. Saat 16'da yine Cumartesi günü Galatasaray Fraport Avantalya Spor mücadelesi var. Ali Şansalan düdük çalacak bu maçta GZT Giresunspor Spor. Atakaş Atay spor maçı da saat 16'da Volkan Bayarslan. Bu maçın hakemi akşam saatler 19'u gösterdiğinde Trabzonspor Medipol Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Halil Umut Meler düdük çalacak. Bu karşılaşmada pazar gününe geçtik. Çaykur Rizespor Gaziantep Futbol Kulübü saat 13.30'da karşı karşıya geliyor. Maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak. Göztepe Adana Demirspor maçı 16'da Atilla Karaoğlan maçın hakemi yine aynı saatte Aytemiz Alanyaspor Fatih Karagümrük maçında Alper Ulusoy hakem Devam ediyoruz yine Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor akşamın maçı saat 19'da Yaşar Kemal Uğurlu bu mücadelenin hakemi olacak. Hemen haftanın kapanış maçlarına geçelim. Pazartesi günü Yukatel Kayseri Spor Demir Grup Sivas maçı saat 20'de Ümit Öztürk düdük çalacak bu karşılaşmada. Ve yine aynı saatte İttifak Ordin Konyaspor Beşiktaş maçında hakem Mete Kalkavan. Sevgili izleyiciler. Haftanın hakemleri bu şekilde değil. Haftanın en çok konuşulanları da hakemler oldu geride kalan hafta içi maçlarında. Siz atanan hakemlerle ilgili ne söyleyeceksiniz merak ediyorum. Atanmayan edeyim. hakem var. Fırat Aydın. Evet. Atanamayan. Atanamayan. <laughs> hakikaten Atanam. ben bunu hep dile getiriyorum ve aklıma ister istemez o meşhur Jailson'la Belhanda'nın kavgasının olduğu derbi geliyor. Mesela orada Zeytinyağından kıl çeker gibi hop sıyrıldı. Oyuncuların kavga ettiğini gördü 90. dakikada. Müdahale etti. Biz kavgaları konuştuk. Kötü hakem yönetimini. Avut'tan korner verip Galatasaray'ın attığı gol. Yanlış taştan Fenerbahçe'nin attığı gol. Neye geleceğim? Geçen haftaki derbi de Fenerbahçe Beşiktaş tırnak içinde berbat bir hakem yönetimi. Ki çok... atandığında en iyi atanabilecek hakem diye de konuşuldu aslında tecrübesine ve geçmişine Ama son dönemlerde bakılınca. çok... Fırat Hoca ne yazık ki benim en beğendiğim bu arada hakemdir. Kendi adıma söyleyeyim. E, öyle 38 işte yaşındayım. Ee, yani Oğuz Sarvanlar, Erman Hoca'ları çok hatırlayamıyorum tabii de ben Cüneyt Çakır'a tercih ederim Fırat Aynus'un hakemi. Da Daha bir oyunu oynatır. Hatırlarım da 2005'lerde bile derbi yönettiğini hatırlarım. Galatasaray Beşiktaş o Ribery'nin Ronaldo'ya çalımlarının olduğu maç. Yani 15 senedir aktif yönetiyor ama 3 senedir inanılmaz derecede nabza göre şerbet mi diyelim. Hangi taraf biraz kafasında skor oynayıp maç maçları yönetiyor artık onu bilemiyoruz. Derbi özelliğine de penaltı kararından ziyade benim için o maçı Salah'ın kırmızı kart görmeden tamamlaması mesela. Baktığımızda zaman akıl alır gibi değil. Ee, eğrisi doğrusuna denk geldi diyeyim en azından. Fırat Hoca'nın bir süre görev almaması mantıklı. Çünkü nasıl e, işte Fatih Terim 5 maç ceza alıyor. Hakem kararlarını istinad mesela çekiyor cezasını ama hakemler bu sene ilginç şekilde Ali Palabayık dışında zaten cezalandırılan hakem yok. Evet. Ali Palabayık'ın da cezasını hatırlatalım. Rize Spor Galatasaray maçında Moruta'nın golü öncesi Jagdi'nin yaptığı faalleri vermemesi. Ama dönelim o maç Rize attığı ilk gole. Berkan'a da aynı faal yapıldı. Yine vermedi. Kendi açısından standartını tutturdu. Ama tabii şu var. Ben asla şampiyonluk için demiyorum. Bu ligde hakemler bence düşen takımlarda da daha belirleyici oluyor. Bizler de büyük takımları konuştuğumuz için. Çok ben her takım için. Yani evet Galatasaray'ın da yeni Malatya, Altay maçları hakem hataları oldu ama şu örneği vereceğim. Son Adana Demirspor maçından sonra Selçuk İlhan ne dedi? Transfer dedi. Madem hocam transfer niye hakem konuştuk altı hafta? Mantık o yani. Her büyük takım için lehte aleyhte bulurum. küçük takımların, Anadolu takımının Düşme oynayan takımın daha çok canıyor bu gerçek. İyi değil. Evet ki şu an Süper Lig'de olmayan pek çok takımın belki de olmayışının nedeni hakem hataları. Tabii Tabi derbideki yönetimi üzerine Fırat Aydınus'un çok konuştuk ama e, üzerine basa basa konuşmak lazım. E, i̇ddia o ki ee, o gece Beşiktaş Yönetimi Federasyon yetkilileriyle başkanları, başkanı ve yardımcıyla temasa geçtiğinde e, gereken yapılacak cevabını alıyorlar. Çünkü var kayıtlarını dinledikleri iddia ediliyor. Tabii din iddia değil zaten öyle bir hakkı var yani. Evet evliler, evet. MHK Başkanı. Yine iddia var ki var hakeminin Fırat Hoca'yı penaltıyı izlemesi konusunda uyardığı e, Fırat Hoca'nın da kararında ısrar ettiği. Onu geçtim yani ikinci yarı zaten. Hep dedim ya maçı bir yerden bir yere taşımaya çalıştı zaten son 10 dakika. Fırat Hoca tecrübesindeki ki ligin en tecrübeli hakemi yaş itibariyle de. Çok akla uygun hatalar değildi onlar. İki maç görünüyor şu anda. iki maçtır Kızak'ta. Ama zannederim ikinci yarının belli bir bölümünde daha Fırat Aydınus maç almayacak. Ki Mehmet'in söylediği gibi burada Ali Palo örneği var. 9 haftadır. Bu haftayla birlikte 10 haftadır. E, maç almıyor ki çok kötü bir yönetim göstermişti. Orada e, hem Galatasaray'ın yediği golde hem attığı golde çok yanlış kararlarla o maçı e, tamamlamıştı. Böyle olması lazım ama şimdi birine 10 maç birine 3 maçla olmaz. Ben bunun da bir standardı olması Hakem'de lazım. Hakem de kalmadı canım ligde yani. Şöyle e, Melike altı bir sürü hakem var. Var ama Bak, şu ben burada yıllardır dinlerim hakem hocalarından, eski hakemlerden. Hakemlik dünyasının içerisindeki mevzuları anlatırlar. Bunun çözümüne yönelik de pek bir şey yapılmaz. İşte e, derler ki hakemlik camiası kendi içerisinde 3'e 4'e bölünmüş. O ona yakın, bu buna yakın. Hatta birine yakın olmayan vara atanıyor. Onların karşı grubundaki orta hakem saha da birbirlerinin kararlarını etkiliyorlar gibi bir sürü şey söyleniyor. Bunu da biz söylemiyoruz. Bir Kim şey. söylüyor bunları? E, hakem hocaları buralarda konuşurken, tartışırken televizyonlarda hakemler arası ilişkileri sürekli anlatırlar. Ee, ama ne hikmetse bu tartışmalar her sene büyüyerek devam eder. Bilmiyorum nerede son bulacak. Biz görünen kısmını konuşuyoruz. Arka planını bilemeyiz. Kararlar herkesin maalesef, gözü önünde yanlış veriliyor zaten. Maalesef konuşuyoruz. Evet e, şimdi başlayacağız hızlıca konuşmaya. Takım takım da gitmeyeceğim aslında. Sizlerin sorularıyla birlikte her maçı, her takımdan transferi ve tabii ki teknik adam konularını da Konuşacağız. İlk olarak e, bir Galatasaray'ın Antalya spor maçı öncesine bakalım. Takımlarda son durum neymiş? Bir ekrana getirelim. Sonrasında sorularınızla birlikte konuşacağız. Evet, e, gerçekten böyle bayağı grafik çizdiğimizde aşağı doğru bir iniş söz konusu Galatasaray'da. Bir de başka talihsizlikler de peşini bırakmıyor nasıl bir maç bekliyorsun Mehmet Özcan? Önce bir genel sorayım. Ardından izleyicilerimizin merak ettikleri var. Onlarla devam edeceğim. Şimdi devrenin kapanış maçı. Devre bir hafta bir ara var. Ama tabii Ocak ayı da transfer dönemi var. Ben o yüzden Galatasaray ile Fenerbahçe'ye ortak değerlendi. İkisinden de iç sahada galibiyet bekliyorum. Biraz burada oyuncu psikolojisi açalım. Taylan cezalı, Çıkallığa cezalı. Aytaç'ı göreceğiz mesela. Yarın bence Aytaç'ın son şansı. Antalya Spor'a karşı bir ekstra performans ortaya koyamazsa devre arası gönderilse kimse neden gönderildin diye sormaz. Kim gidecek ben... diye konuşuluyor zaten. Birçok takımdan teklif var. Adana Demir Spor, Yeni Malatya, İzmir takımları ki Yeni Malatya'nın ciddi olduğunu biliyorum. İki sene önce de Galatasaray pandemi öncesi sezon ilk yarı iyi geçirmemişti. Falkanlı sakatlığı, Şampiyon Ligi'nde grup sonunculuğu. O sezonun kapanışında da devrenin Antalya Spor'u 5-0 kazanmıştı. Falcao'nun iki golü, Taylan'ın golü vardı. Taylan hiç oynamamıştı. Ee, bu sefer tabii Galatasaray fark atamaz Antalya Spor'a. Muhakkak zorlanacak çünkü 7 haftalık bir seri var ama ben e, ara transferi devre arasını düşünerek oyuncuların bir ekstra efor koyacağını düşünüyorum. Ve iç sahadaki son maç Başakşehir maçı tribündeydim. E, yönetim takımına sahip çık tezahüratlarını duyduk. Yarın Antalya olası bir başarılı sonucu Galatasaray'ın yenilgisi beraberliğinde o tezahürat bence artık istifaya döner. Döner, mi? döner, döner mi? bence artık. İzinc. Kredisini kaldığını düşünmüyorum ben Galatasaray'ın. Ee, artık zaten ben üst tarafla 21 puan oldu zaten Trabzonspor. Oradan ziyade senin demin de söylediğin gibi düşme attı. 38 yaşındayım. Bu kadar kötü bir Galatasaray'ı ben görmedim ki. İstatistikler de bunu söylüyor. En kötü sezon 2010-2011 derdik. O sezonun 18 haftalık periyodunda bile daha fazla puan toplamış Galatasaray. Yani evet takımlar bu tarz durumlara girebiliyor. İşte Kokulu Fenerbahçe geliyor aklıma. Beşiktaş'ın Abdullah Hoca ile böyle bir çöküş dönemi vardı. Arada bir galibiyet serisi olmasa Beşiktaş çok tepe taklak gidiyordu ama benim takıldığım husus şu Melike. O yüzden de çok evet Galatasaray ile ne takım hataları oldu hatta. iki tane maç söyleyeyim. Yeni Malatya maçı. Ee, Sadık'la Emre Kılıç pozisyonu ki o Yeni Malatya'nın da dün canı yandı. Evet. Yani Yeni Malatya Galatasaray maçından sonra çok ben duymadım hakem eleştirisi mesela. Her takımın canı yandı Yine Altay maçı Cüneyt Çakır'ın çaldığı penaltı. Direkt skoru etki etti ama o penaltılar verilse de şu gerçek değişmiyor. Galatasaray ligde henüz rahat maç kazanamadı. Zaten Galatasaray'ların e, şikayette oynanan yani ligde oynanan futbol. Bundan şikayet ediyorlar. Yani, yani bir Avrupa'da, tane maç yok Melike. Evet, evet, benim, benim Benim, okay, benim ama... beni şaşırtan bu yani e, average eksi. 18'lik maçı, 6 Avrupa maçı grup, 6 eleme 30 maç oynamış bir takım. Bir Marsilya maçı diyeceğim ama Marsilya da o gün galibiyete çıktı bir. Maçın ilk yarısı kendi kalesine bir tane attı iki topu direkten döndü yani. Örnek vereyim şimdi Fenerbahçe çok mu iyi? Hayır ama Birizya Spor 4-0 yendiği maç var. Beşiktaş çok mu Hayır ama sezon başı Sergen Hoca'yı hatırlıyorum. Bir Malatya Rize maçları vardı. Bu Beşiktaş yine şampiyonu dedirtti bize. Galatasaray'da bir, de Galatasaray'da bir tane maç de yaptı. Çünkü bunun sebebi şu Melike ben öngöründe aklı çıkmaya. Ben demiştim demek için bunu söylemiyorum inan ama. Sezon başı Ağustos ayında bir video çekip bu takım nasıl gol atacak sorusu sordum. Matematiğim basitti. İşte 38 hafta lig var dedim. 2 ile çarptım. 76 gol. Hadi dedim iyi savunma yaparsın 65 golle ol şampiyon. Bu takım nasıl 65 gol atacak dedim. Stoperlerin gol atmaz. Yani Marka çok iyi bir stoper ama sezon bilmiyorum Galatasaray kariyerinde. 2-3 şu geçmez golü. E, sağ bekin sol bekin golü geçtim asisti yok. Orta sağan Taylan Berkan. Josef'in Kadıköy'de attığı iki golü kariyerlerinde şu an atamadılar öyle. O tarafa koşup da kafayla veya ayakla. Ki Josef orada bayağı bir takip yapıyor. Batuşay'da ilk golde pası atan o. Kenarlardan Kerem kariyer zirvesini yaşıyor. Ona lafım yok, itirazım yok ama Halil bitirilecek çok kötü. E Jagne, Şimdi de ile, e Muhamme... kaldı iş. Jagne ile Muhammed Jagne ile Muhammed'i de bir onu bir onu kullandığında ikisinden birden oluyorsun. Nihayetinde yani kağıt kalem aldığımız zaman da bu takım gol atamaz diyordum ve bunu Avrupa'da neden böyle? Çünkü Avrupa'daki hiçbir maça Galatasaray 1-0, 2-0 kazanın diye çıkmadı. Hatta bir abartmayayım 6 maçın bir tek Lokomotiv Moskova maçı İstanbul'daki mutlak galibiyet için çıktı. O maçta 1-1. 1-0 iken kaçırdıkları pozisyon vardı. Galatasaray'ın. lokomotivin de kaçırdığı vardı. Yani iç sahadaki yani birinci maç Lazio'dan son İtalya'daki maça kadar gayet 0-0'a çıkmış bir takım. E günümüz futbolu da 0-0'a çıktığın zaman bir şekilde o sonucu alıyorsun. Yani ben bu aslında tartışma konusu dergim. Mesela bir hoca olsam final maçı içeride kazanmak zorunda mı olayım? Deplasmanda beraberlik mi? Deplasmanda beraberliği alabilirim. Bu sezonda Dört büyüklerin arasındaki derbileri hatırlayalım. İşte en son maç Beşiktaş gayet iyi oynadı Kadıköy'de. Galibiyeti kaçırdı. Fenerbahçe geldi evet. Galatasaray Galatasaray'ı yendi. Niye? Çünkü psikolojik açıdan Fenerbahçe'yle Beşiktaş'a da beraberlik kötü sonuç değildi deplasmanda. Bir iç sahada Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe Fenerbahçe tabii yendi. O maçta Doğru. hatırlayalım. 3-1 yenmesinin sebebi Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmasını. Oyunun başka hikayesi. Beşiktaş'la Galatasaray 2-1 yendi maç. Galatasaray penaltı yastı 2-2 bitecek. Yani formasyon, oyun planı, kadro istikrarı. Ya başından itibaren bu tablonun ben sorumlusak Fatih Hoca'yı görüyorum. son Adana Demirspor yani ilk 17 haftadan bahsediyorum. Son haftada örneğin açayım yaptığı hataları bir kalede İsmail Çipe tercihi. Olmaz yani.